Çavuşların dersleri iptal etmeye yetkileri var mı? Derse gelemediyse başkasını tayin edebilir mi? Eğer bir sıkıntı var ise dersleri iptal ederler ama kendileri gelemeyeceklerse yerine başkalarını tayin ederler. Yerine başkaları dersi yaptırır ama komple dersi böyle iptal etmek gibi bir hakları olmaz. Müslümanların boş zamanlarında hangi edepleri gözetmelidir? Önce kaza namazı, Kur'an mı, zikir mi yapmalıdır? Namazları olanlar namazlarını kılacaklar ama en faziletlisi Allah'ı zikretmek. Bu Allah'ı zikretmek demek en faziletli diye Kur'an-ı Kerim okumayacak, namaz kılmayacak anlamına gelmez. Kaza namazı varsa kaza namazı bu noktada Kur'an'ı da okuyacak, hepsini yerine getirecek, yerine göre. Kalp ile mi yapılan zikir daha ekranlıdır, yoksa dil ile mi yapılan zikir daha ekranlıdır. Yani bu noktada ekranlıyet açısından ihlas önemlidir. Ama ihlas var ise o zikrullah kalbe iner. Muhakkak ki kalp ile yapılan zikrullah, dil ile yapılan zikrullah'tan ekranlıdır. Yerine, durumuna, konumuna göre. İnsanın kalbinden geçenleri melekler de bilir mi? Yoksa sadece Allah-u Teala bilir. Kalbi yapılan zikri melekler yazar mı? Kalp ile yapılan zikrullahı Allah bilir, meleklerine bildirirse bilir. O yüzden kalp ile yapılan zikrullahı da Cenab-ı Hak kendisi yazar. İtidal, tefrit ve ifrat ne demek? İtidal orta yol demek. Tefrit ve ifrat uç noktalar. İkisi tutup. İtidal ikisinin ortası, ifrat ve tefritin ortası. Kişi dünyadayken yaptığı iyi amellerle mi cennete gider yoksa Allah'ın rahmetiyle? Hiç kimsenin iyi ameli insanı cennetlik etmez. Ancak cennetlik olmasına vesile olur. Allah o kimsenin iyi amelini vesile ederse ona rahmet ve bereket verir. Biz kiracıyız, ev yapacak durumumuz da yok. Uzun vadeli iş yapmayın demiştiniz. Devlet tarafından TOKİ evleri yapılıyor. Bir dervişin TOKİ'den yararlanması uygun mudur? Tavsiyeniz nelerde değilse kiralık ateş pahası gibi çekilişi de çelişkide kalıyoruz. Ben uzun vadeli iş yapmayın derken esnaflar için söyledim. Bu TOKİ evlerine arkadaşlar girebiliyorlarsa girsinler. Bu noktada bir problem yok. Esnaflar için dedim ben. Uzun vadeli borçlanmayın bankalara. Bu esnaflar için geçerli. Yani uzun vadeli borçlanıyorlar esnaflar. Bir kriz oluyor, ondan sonra Allah bunu kuruyorlar. Belli bir memur, işçi, bu noktada belli bir maaşı olan insanlar gelip TOKİ'de, TOKİ evlerine yazılmışlar. Bunda bir beş yok, bunda bir sıkıntı yok. Gururluya karşı gurur sadaka mıdır? Yani şimdi evladım gururluya karşı, Lokman Hekim'in bir sözü, evladım gururluya karşı gururluya. Efendim ben fakir bir insanım ama çevremdeki akrabalarım ve çevrem zengin insanlar. Ama ben onların yanında rahat edemiyorum. Bazen düşünüyorum acaba bende mi eksiklik var yoksa Lokman Hekim'in sözünü uygulamam gerekiyor. Çelişkide kalıyor. Fakirin kibirlisi de cehennemliktir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Kibirlenene kibirleniniz. Bu hadis-i şerif, bir karşıdaki kimse kibirleniyorsa ona bir kimse kibirlenir. Bu onun hakkıdır, şerri olarak. Ama takva dairesinde buna gerek yoktur, insanı itici yapar. O yüzden bu tip şeylerden dervişlik açısından uzak durmakta fayda var. Bir de insanlar kendilerinden zengin insanların etrafında fazla bulunmamaya gayret gösterir. Yani birisi kendisinden çok fazla zengin, onun yanında çok fazla kalırsa ondan etkilenir. Fikri olarak, düşüncesi olarak etkilenir. Kendi kendine, ya ben halime şükür demez, onunla yarışmaya başlar, onunla atışmaya başlar ve onunla yaşam standartını yükseltmeye çalışır. Helal olur, Allah muhafaza eylesin.
Adam mücahit, cebinde Marlboro var, ayağında Lotto var demiştir. Cebimde hiç sigaram yok, Lotto ayakkabım da olmayacak ama 7 yıldır Amerikan şirketinde çalışıyorum, hakkınızı helal olsun. Hakkınızı helal olsun. Ya şimdi normalde bu noktada bir kimsenin, şimdi bazı şeyler var, bazı şeylerden insanların kurtulması mümkün değildir. Lotto bir, Lotto ayakkabı bir tüketim aracıdır. Sigara bir tüketim aracıdır. Gönül ister ki Amerikan firmasında da o kimse çalışmasın. Bakın bu ikisini ayır denir. Bir şey var, tüketiyorsun onu. Halbuki de diyorsun ki o şirketi güçlendiriyor. Doğru. O şirketi güçlendiriyorsun. Ama hiç olmazsa işte sigara kullanmak, o sigara içmekten, Lotto'yu kullanmaktan daha hafif olur. Gönül ister ki orada da çalışma. Saç boyamak dinimize uygun mudur ve bir de takma isim dinimize uygun mudur? Yani saç boyamanın dinen herhangi bir sakıncası yok. Bir kimse lanet olsun ihtiyarlamış erkeklere ki gençleşmek için saç ve sakallarını boyarlar. Bu kimin için geçerli? Benim için geçerli. Ben gençleşmek için kalkar sakalımı, saçımı boyarsam lanet olsun, hadis-i şerif. Ama savaşa gidiyor bir kimse, savaşa giden bir kimse kendisinin genç göstermesi gerekir. O zaman sakalını, saçını siyaha boyaması veya kınalaması caiz olur. Veyahut da bir görevi vardır, bir mücadelesi vardır, bir herhangi bir problemi vardır, bir sıkıntısı vardır. O kimsenin saçını, sakalını boyaması caiz olur. Hatta bazı hanefiler demişler ki, evlenecek olan bir erkeğin, işte böyle hastalıktan, ondan bundan saçı sakalı ağrırsa, onun boyamasında, boyatmasında bir beis yoktur demişler. Veyahut da birisinin hanımı genç olan bir kimsenin işte saçını, sakalını bu noktada boyatmasında bir beis yoktur diyenler olmuş. Ama hadis-i şerifi unutmamakta fayda var. Bir insan kendisini dostlarına karşı, etrafına karşı genç gösterme çabasına girmeyecek. Eğer genç gösterme çabasına girerse boyama açısından bu caiz değil. Takma isim, bazı insanlar sülalelerinin o isimleriyle anılırlar. Bunda bir beis yok ama bir kimse aşağılıyorsa takma isim, onu böyle halkın içerisinde küçük düşürüyorsa, etrafındaki insanların arasında küçük düşürüyorsa o takma ismini kullanmak caiz değil. Boş vakitlerinde müzik çalıyor ve şarkı söylüyor. Bar ve diğer mekanlarda bunun hakkında biraz bilgi verir misiniz? Barlarda, mekanlarda şarkı söylemek, oralarda çalgı çalmak caiz değil. Haram. Bir kimse gidip de barda, pavyonda, orada burada şarkı söyleyip, çalgı çalıp geçimini temin edemez, bu haram olur. Ha, diyeceksiniz ki musiki dinlemenin bu noktada konumu nedir? Bununla alakalı Hanefilerin büyük bir çoğunluğu musikinin dinlenebileceğini ve bu noktada işte her insanlar herhangi bir musiki aletini çalabileceğine dair fetvalar var. Ama ve lakin bir kimse gidip de barlarda, pavyonlarda, işte ne bileyim kadınların arasında, işte bu tip eğlence merkezlerinde musiki yani şarkı söyleyip, işte bir musiki aleti çalması caiz değil. İş yerinde kullanılan post cihazlarından çekilen kartlardan parayı banka kesinti yaparak ertesi gün ödüyor. Bunda hüküm nedir? Hüküm belli değil mi? 5 lirayı sana 4 liraya ödüyor arasındaki faiz. Hadisi inkar etmenin hükmü nedir? Yani bir kimse hadis alimi ise o hadis alimi ilmen bir hadisin zayıf olduğunu veyahut da ilmen o hadisin uydurma hadis olduğuna dair ilmen bunu tespit ettiyse bu onun hakkıdır. İlmen tespit ettiyse. Ama bizim gibi avam bir insanın herhangi bir hadisi okumadan, bilmeden, kendi kafasına inkar ederse küfre girmiş olur. Allah muhafaza eylesin.
Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerinin nasihatlerinde buyuruyor ki ölüm ahiret belalarının hepsinden kolaydır. Dünya belalarının hepsinden zordur. Efendim bu durum İslami yaşama özen gösterenlere aynı ölçümdür. Değişen bir şey olmaz. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin ölçüsü bir başkasının ölçüsünün aşağısında olmaz ki. Boşanan kadının iddeti ne kadardır? Dışarıda bu sırada ne yapması gerekir? Boşanan kadının iddeti 3 ay olması lazım. Öyle mi? Muğla Mehmet? 90 gün. 90 gün. 3 ay. Ölenin de 4 aydır. Bu sırada ne yapması gerekir? Bekleyecek kadın, yapacak başka bir şey yok. Ahir zamanda Peygamberimizin sünnetini yapmanın fazileti nedir? Sünnete uymayan bidat ehlindir. Bir kimse gücünün yettiğince ahir zamanda sünnetlerini icra etmeye gayret eder. Bir sünneti terk etmek yerine bidat bir iş giriyorsa o zaman günah-ı kebairdir. Bile bile kasten. Ama her sünneti terk eden bir kimse muhakkak onun yerine bir bidat işler. Allah muhafaza eylesin. Bidat işlemiyorsa ona söylenecek bir sözümüz yoktur. Ama burada Müslümanlara düşen vazife sünnetleri icra etmektir. Yani şunu şöyle, kendi kendinizi şöyle sıkıştırabilirsiniz. Sabahleyin kalkın, sabahleyin kalkışınızdan akşam yatıncaya kadar hayatınızı sünnetlerle yoğurmaya çalışın. Bunun için her gün sünnet okumanız lazım, hadis okumanız lazım. Eğer her gün hadis okursanız belli bir müddet sonra hayatınız her şeyde sünnet-i seniyeye uygun olur. Yani şöyle bir şey hayal etmeyin. Yani bugün dergaha girdim, ben bugün bütün sünnetleri işleyeceğim ve bütün hadisleri işleyeceğim ve bu noktada da belli bir noktaya geleceğim. Bu bir hayal. Güzel bir hayal. Ama normalde bu norm hemen bir günde hallolacak bir mesele değil. Bunun için hayatınızı dizayn etmeniz gerekiyor. Bunun için hayatınızı ona göre yerleştirip oturtmanız lazım. Bir arkadaşın evinden muskalar çıktı, bunları yakmasını tavsiye etmişler. Ne yapmalı? Yakılabilirdi ama onu bir akan suya atsın daha iyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hadis-i şerifinde akan suya atılmasını uygun görmüşler. Bu sapık meşrepler İslam'a ne zaman girdi? Bunlardan korunma yolları nelerdir? Yani bu sapık mezhep ve meşrepler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vefat eder etmez başladı. Müseylemetül Kezzab neydi? Yani sonuçta kendi kendine peygamberliğini ilan etti. Öyle değil mi? O zaman demek ki bu sapıklık insanoğlu var olduğundan beri var. Ayı büke isminin anlamı nedir? Vallahi bilmiyorum ki. Ayı bükmektir belki de. Arkadaşlar ben her şeyi bileceğim diye bir kaydı yok. Ben yürüyen bir sözlük değilim. Yani yürüyen kütüphaneler var ya, ben onunla bir Allah muhafaza etmesin. Öyle değilim. Asitli içeceklerin asidini atıp içebilir miyiz? Bunlarla ilgili bir açıklama yapar mıyız? Ya illa ki içmek zorunda mısınız? İçmeyin be! Yani illa ki mücadele mi ediyorsunuz kola içmek için? Veya gazoz içmek için? Yani bu mücadeleniz ne ya? Gerek yok, içmeyin be! Yani aç gazozu dursun orada, asidi gitsin, ondan sonra iç. Ya bu kadar buna, bu kadar kıymet verilecek bir şey değil. İçme, at kenara gitsin. Ehli tasavvuf böyle sıkıntılı davranmaz. Bunlar sıkıntılı şeyler. Bunlar psikolojisi düzgün olmayan insanların yapacakları şeyler. Yani aç gazozu, beklet orada. Olmadı bardaktan bardağı boşalt. Ne yapıyor? Asidini atıyor. İlla ki içecek. Bu adamın psikolojik dengesi bozuk olur. İçmeyi ver kardeşim. Ne alakası var? Git soda iç. Natural. İşte git su iç. Git ayran iç. Şerbet iç. Meyve suyu iç. Evde yaptır hanımına bir meyve suyu içtir. Şimdi evde ne o? Ronda var, robot var, bunlar ne var? Ne ararsanız var.
kavun zamanı şimdi, yapın kavunu, geçirtirin, için kavun suyu. Yani illa ki asitli içecek mi içmek zorundasınız? Elmanın çıkarın, armudun çıkarın, şeftalisini çıkarın suyu. Niçin? Şerbetini yapın, ne bileyim, marmelatını yaptırın evde için. Kayısı marmelat yapın, ayva, işte armut, ne marmelat yaptırıyorsanız yaptırın. Evli var mı? Bekar olanların böyle bir şansı yok. Annelerine ihracat edecekler. Ya da derhal evlenecekler ikisinden biri. Yani illa ki bu inat ne? Gazlı içecek, içmek için. Krediyle araba veya ev alınması haram mıdır? Oo. Krediye bağlı. Yani krediyle ev alınır mı? Alınır. Araba alınır mı? Alınır. Yani adam diyordur ki, ben sana kredi açıyorum kardeşim. Al 100 milyarlık arabayı 100 milyar lira olarak bana, o 50 ayda da kredi açtım adam. Açtı demek ki krediyle alışveriş, vadeli alışveriş hükmünde olursa adam evde, arabada alabilir. Ha bu vadeli alışverişler bir fark olursa, sonradan bir fark gelişirse o zaman ona bakmak lazım. O farklı bir şey. Tamam siyasi konuştum değil mi? Ben buna dokunmadım. Zikir esnasında kalp ile nefesle ya da darbinin hikmeti nedir? Bu uzun bir muhabbet. Yani zikrullah'ta nefesle kalbi ve darbi zikrullah etmek uzun bir muhabbet. İnşallah bunu böyle geniş bir zamanda size anlatayım. Ama yani bunu kendi kendinize ya bilmediğimiz bir şey yapıyormuşuz gibi algılamayın. Bu sizin hem kendi beyninizdeki elektronik, manyetik alanlarınızla hem ruhunuzla, bakın hem beyninizdeki elektrik, her beynin bir elektrik, manyetik alanı vardır. Yani siz şimdi benim sesimi duyuyorsunuz, öyle değil mi? Öyle değil mi? Benim sesim değil mi bu? Beyninize bu giderken Mustafa Özman sesi olarak gitmiyor. Bu beyninize bir elektrik, manyetik ve elektrik akımı gibi gidiyor. Bir ışık gibi, bir ışın gibi gidiyor. Onu belki de teknik olarak hacilerimizi daha güzel tarif eder bunu ama frekans ayrı bir mesele. Frekans o gittiği yol. Anlatabilir miyim? Bu bir elektronik, manyetik bir alan gibi. Hani telsiz telefon var ya. Yayılalar enerji şeklinde gidiyor. Ve enerji şeklinde beyne giderken bizim beynimiz aslında o enerjiyi algılıyor. Sesi algılamıyor aslında. O elektronik manyetik, elektronik o enerjiyi algılayınca ses dalgası da diyebiliriz. Onu algılıyor. Aslında beyin de algılamıyor. Beyin sadece onu alıyor. Onu asıl algılayan ruhtur. İşte bu darbi zikrullah hem vücudun dışına hem vücudun içine, hafi zikrullah vücudun içine, kalbi zikrullah da kalbi dediğimizde vücudun sadece kalp olarak bunun üzerine etkisi ve tesiri var. Bundan uzun bir muhabbet. İnşallah açacağız bunu. Zikir, şükür, zikir açıklar mısınız? Çok anlayamadım. Fikir, şükür, zikir. Açıklarız bir gün inşallah. Komşu hakları nelerdir? Hiç kimseye zulmetmeyin, bu yeter size. Ölümden kıyamete kadar geçen sürede neler yaşanır? Oho, ne yapacak? Öldükten sonra görecek. Sır Radyo'da Ayşe Validemizin naklettiği hadiste kim Resulullah'ın Allah'la görüştüğünü söylerse Allah'a iftira atmış olur diye söyledi. Doğru mudur? Hazreti Ayşe Validemiz Miraç'la alakalı meselede şey değildi daha, evli değildi, çocuktu daha, Mekke'deydi. O Miraç'la alakalı hadislerde Hazreti Ayşe Validemiz öyle diyebilir ama Hazreti Ayşe Validemiz o hadisini de inkar etmiyoruz. Fakat başka sahabeler de
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Miraç'la alakalı meselesinde Allah'la görüştüğünü nakletmişler. O yüzden Miraç'la alakalı meselelerde bazı ulemalar üç tane değişik miracın olduğunu, bunun birisinin kalbi olduğunu, birisinin rüyada olduğunu, ruh ile olduğunu, birisinin de o anlattığımız hem bedenen hem ceseden olduğunu söylerler. Bu olabilir, bu mümkün bir şey. O yüzden ben de öyle olduğuna inanıyorum. O hem ruhen, hem kalben, hem bedenen olan Miraç'ta da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'la görüşmüştür. Allah'la görüştüğüne dair hadisler vardır. Hatta Allah'la normalde kendi gözüyle gördüğüne dair de rivayetler ve sözler vardır. Tabi kimse buna inanır, inanmaz ayrı bir mesele. Ama Miraç'a inanmak zorundadır. Miraç'a inanırız. Miraç'ta olan hadiselerin üzerinde değişik yorumlar var. O değişik yorumlardan insanlar birbirisini tercih edebilir. Bu da bunun hak, o da onun hakkıdır. Onun üzerine başka söyleyecek bir sözümüz olmaz. Yani bu gerçekten hem ruh hem bedenen olmuş olsa, yani müşrikler Peygamber Efendimiz 6 ay rüya anlatmış. Yani Peygamber Efendimiz'e rüya anlatmadan zaten yadırgamıyor. Bizzat mesela Ebu Cehil diğerlerce Peygamber Efendimiz'e sordular, bu rüya mıdır? Bizzat kendim mi çıktım diyor, o da kendim çıktığını söyleyince zaten onların yani reddetmeleri bedenen çıkmasına. Yani bilmiyorum yani nasıl sonradan bu hadisler söyleniyor mu? O zaman müşrikler de zaten rüya aldığını söyleseydi çok böyle şey... Bu meseleyi inkar etmeyecekler. İnkar etmeyecekler zaten. Ama sonuçta Hazreti Ayşe validemizden öyle bir hadis naklediyorlar. Hadis kitaplarında da var. Hatta daha ağır olanı da var yani işte yine böyle nakillerden var ama şu var. Yani Hazreti insanların yaşadıkları, Müslüman oldukları zaman yaşadıkları ortam, yer çok önemli. Sonuçta Miraç'la alakalı meseleler Mekke'de olan şeylerdi. Hazreti Ayşe validemiz Mekke'de daha çocuk. Hatta çocuk bile değil. Ondan sonra yok çocuk hükmünde sayılır. Yani normalde Medine'ye hicret ettiklerinde 9-10 yaşlarındaydı. 1-2 yaşında. 1-2 yaşında işte daha çocuk dedim o. Yani daha hiçbir şey yok. O yüzden Hazreti Ayşe validemiz Miraç'la alakalı hadislerine yani itibar etmemek değil, yani o böyle bir şey söylemiş ama bunu peygamberin dilinden söylemiyor. Bu Hazreti Ayşe validemizin olsa olsa kendi görüşüdür. Ben çünkü o hadisi biliyorum ben, bana peygamber böyle dedi demiyor. Şimdi hadisler bölüm bölümdür. Bazı hadisler vardır, bana peygamber dedi ki der. Hazreti Ayşe validemizin bu kendi hükmü. Yani o hadisi Allah affetsin, ben okudum biliyorum, Miraç'la alakalı meselede. O Hazreti Ayşe validemizin kendisi hükmettiği bir şey. Yani kim Resulullah Allah'la konuştu derse, Allah'a iftira atmış olur diyor. Bir de onunla alakalı delil olarak ayet-i kerime okuyor. Hazreti Ayşe validemiz. Ama normalde Hazreti Ayşe validemiz bunu söylediği zaman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri vefat ettikten sonra söylenen sözdür. Peygamberin sağlığında söylenen bir söz değildir. Bir, ikincisi Hazreti Ayşe validemiz Miraç'la alakalı meselede Miraç'ın olduğu zaman da uzaktır. Miraç'la alakalı meseleye uzaktır. Zaten İmam-ı Azam Hazretleri de Hazreti Ayşe hadislerine çok önem verdiği halde Miraç'la alakalı hadisede Hazreti Ayşe validemizin hadislerini çok itibar etmemiştir. Yani Miraç'la alakalı meselede şeyde Fıkıh-ı Ekber'de İmam-ı Azam Hazretleri Miraç'ın ceseden ve ruhen olduğuna dair fetva verir. Kim bunu ceseden ve ruhen inanmazsa da diye ayetten de fetva verir. O yüzden biz ehli tasavvuf olarak biz kendimiz Miraç'ın ceseden ve ruhen olduğuna inanırız. Ve aynı zamanda Allah'ın Celle Celaluhu bizim beynimizin, aklımızın veyahut da işte idrakimizin algılamayacağı bir noktada ve manada Allah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'yle konuştuğunu, görüştüğünü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bunu bir şekilde gördüğüne inanırız. Ben inanırım.
Ben böyle inanıyorum. Yani sonuçta Cenab-ı Hak Musa'ya ağaçtan vahyettiyse, ağaçtan konuştuysa, Tur-i Sina'da konuştuysa, değişik peygamberlere, değişik zamanlarda, değişik şekillerde onlarla görüştüyse, konuştuysa, bir şeyi vesile ederekten, bir şeyi ortaya bırakarak da Allah bu noktada Muhammed-i Mustafa ile görüşmekten uzak değildir. Onunla da görüşmüştür. Benim inancım bu. Ve benim bu inancım da hiç kimse küfre, yanlışlığa, eksikliğe, noksanlığa götürmez. Bir evladın hak etmediği bedduayı atası ettiği zaman o dua kabul olur mu? Olmaz. Bir kimse bu noktada yani anne baba sen namaz kılıyorsun sana beddua ediyorsa o beddua tutmaz. Yani bedduanın tutması için anne babanın haklı olması lazım. Anne baba haksız çocuğuna beddua ediyor. Ona tutmaz o. Normalde onun öyle bir derdi yok. İşte sen zikrullah'a gidersen işte sana hakkım helal olsun, helal olmasın. Bunlar normalde insanları etkiler ya, bunlar doğru değil. Bunda bir anne baba çocuğunu ibadetten alıkoyma açısından ona beddua ederse o tutmaz. Çocuğunu ibadetten alıkoymaya hakkı yoktur bir anne babanın. O yüzden yani anne baba hakkı doğru ama velakin anne baba hakkının da sonuçta bir derecesi, bir yeri, bir sınırı var. Yani öyle sınırsız değil. Hiç kimsenin hakkı, hukuku Allah'ın hakkının ve hukukunun önüne geçmez. Hiç kimsenin bu noktada yasaklaması Allah'ın yasaklamasını veya Allah'ın helallığını haram etme noktasına gelmez. Allah muhafaza eylesin. Yani benim de annem yıllardır dergaha gelip gitmemi istemezdi. Arkamdan bize derdi ki ben ileniyorum sana. Bizim orada ilenmek derler. Yani işte sen şöyle olasın diye. Bir gün ben anneme dedim ki anne yani ne yapmam lazım? Yeniden içkiye mi başlayayım dedim ya. Yani. O zaman mı rahat edeceksin sen dedim ben. Biraz yumuşadı. Bu değişmiyor. Aileler sonuçta çocuklarının dini hayatlarını muhafaza etmeye, korumaya çalışmama. Onların böyle, onlar da kendi derlerinde diyorlar ki ya siz sapıklığa gideceksiniz. Yanlışlığa, eksikliğe gideceksiniz. Biz seni sevdiğimizden korumaya çalışıyoruz diyorlar. Şimdi gerçekten de sapık, yanlış yerler var mı? Var. Onların böyle bir tedirginliklerini anlayışla karşılamak lazım. Veyahut da işte bizim üzerimizde bir eksiklik, noksanlık yoksa onlar belki de tedirginlik yapacaklardır. Onlar da makul davranmak lazım. O yüzden her anne baba haksız yere beddua ederse çocuklarına o beddua geçmez. Namazda secdeye varırken parmak aralarını açmak günah mıdır? Namazını kıldı kardeşim. İster parmaklarını aç, ister kapat. Allah yardımcınız olsun inşallah. Yani muhakkak ki insanın namazda derli toplu namaz kılması, parmaklarını açmaması, böyle kıbleye doğru uzatması, bunlar sünnet. Ama yani işte bazı şeylerde de bizim insanlarımız teferruatlarda çok takılıyorlar. Burada çok takılıyorlar ki Allah muhafaza etsin. İnsanlar kendi psikolojilerini rahatsız edecek noktaya geliyorlar. Benim hiç aklıma gelmez namazda ellerim açık mı, kapalı mı? Ben sadece namazda ellerimin kıbleye bakmasına ilk zamanlar belki de dikkat etmişimdir. Şimdi hiç dikkat etmem. Yani bir kimse namazı kılarken kendi dairesinde, iç dairesinde Allah'la özel bir görüşme içerisinde olduğunu rahat etsin. Desin ki ben özel görüşüm şu anda. Desin ki ben özel huzura çıkıyorum şu anda. Desin ki ben özel bir vuslat yaşayacağım. Desin ki ben namazla özel bir konuşma yapacağım. Desin ki ben namazla özel olarak kendi halimi arz edeceğim ona. O kimsenin ne ayağı aklına gelir, ne eli aklına gelir. Ne pantolonun ütüsü aklına gelir, ne işi aklına gelir, ne eşi aklına gelir. Bu aklına geliyorsa adam, elim şöyle olsun, ayağım böyle olsun, şuyum şöyle olsun, ya bu nasıl namaz olacak o zaman? Yani namazda hala da elin nerede onu mu düşüneceksin? Elin açık mı kapalı mı onu mu düşüneceksin? Yoksa namazda sen o büyük huzura çıktığını mı düşüneceksin? Veyahut da namazda bütün müminlerin o esnada namaz kıldığını ve o müminlerle beraber
senin de duanın, senin de namazının miraç olması gerektiğini, onun için temiz bir kalple, huşu içerisinde namaz kılmanı mı düşüneceksin? Yoksa Araplar gibi sarı nasıl sarktı acaba? Bir sarına bakıyor, hem bakıyor. İşte ne bileyim, gömleğim düzgün mü? Cübben düzgün mü? Bir onu düzeltiyor. Olmuyor, sarını bağlıyor. Olmuyor, bir daha cübbesini neredeyse adam geyikeyi çıkaracak. Namazda huşu ile namaz kılın. Namazda unutun kendinizi. Namazda kendinizi unutun. Namazda kendinizi unutursanız namazınız çok âlâ namaz olur. İşinizi, eşinizi, aşınızı, dünyanızı unutuyorsanız namazda, aklınıza getirmiyorsanız namazınız namazdır. İki kişi namaz kılıyoruz biz. İşte namazda adam benim hatamı yakalamış. İkimiz de namaz kılıyoruz. Selam verdik. Bana döndü. Namazını iade et mi dedi. Bir şey dedi, geçmişti. Ne oldu dedim ben? Böyle kıldın namazı dedi. Aa, düşündüm. İşte biz beraber namaz kılmıyor muyduk dedim ben. Evet dedi. Sen namazını iade et o zaman dedi. Neden dedi? E sen benim namazı takip etmişsin namazını dedi. Ya namazda şimdi başka bir işle ilgilenmek, başta işle iş yapmak namazda namazı fasit eder. Ya namazda iş yapmak ne demek? İşte zahiren şer'i manası şu, sürahiyi alıp oradan oraya koymak. Adam namazda. Adam namazda sarını söküp tekrar sarını bağlamak, iş yapıyor. Adam namazda. Yani işte Allah rahmet eylesin. Bizim Seyit de ömrede teravih kılıyoruz. Yandaki adamı, adam namazda su içiyor. Adamın işaret etmiş onu su içeceğim diye. Ben bir ara gözüme baktım. Adam namazda ya. Adama suyu vermiş. Çok 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 çok. Adam su içiyor. Zemzem içiyor. Döndüm. Lağacı adamın namazı bozuldu. Hemen içiyor adam dedi. Suriyeliymiş o. Tanıştık sonra. Ya ulan dedim kendi kendime, bütün dini literatür almış oldu demişiz. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi de öbür tatlı. Yüksek bir yerdeyiz biz. Rahmet dedim bir daha adama yemek yedi var olmadı. Ya şimdi namazda adam su içer mi? Orada su içti. Ha çok sıcak, çok işte mağdurat, sıkıntı fazla. Allah kabul etsin. Ben namazda olmadı demiyorum ben de. Allah kabul etsin inşallah. Ama normalde Hanefi'ye göre uygun değil. Yani bir iş yapıyor. İyi, sen namazdasın. Ya namazda adam benim namazı takip ettiyse o da iş yaptı. Namazı sükunetle, sakinlikle, huşu içinde namazı kılır. Zikrullah da aynıdır. Adam zikrullah, burada zikrullahta ya, etrafı gözetir. Kim kafasını nasıl sallıyor, kim geldi, kim gelmedi, kim nasıl ders yapıyor, kim yüzünü nasıl değiştiriyor. Bu bak, yüzünü böyle buruşturdu, heh, hal görüyorum diye hava yapıyor bak. Aslında hal değil bu. İşte yok, bak yüzünü şöyle yaptı, bu hal görüyor herhalde. Yok ama ağlıyor ya. Hem böyle böyle yap, hem de gel burada ağla. Sen derviş misin? İçinden şimdi ondan, kardeşim bırak milletim, sen kendi dersine bak. Kendi zikrullahına bak sen, kendi haline bak. Başkasıyla ilgilenme. İşte insanlar neden kaynaklanıyor? Huşu ve huzuru bulmuyorlar kendi kendilerine. Adam zikrullah da kendisini unutacak, kendisiyle alakalı şeyleri unutacak. Namazda kendisini unutacak, kendisiyle alakalı şeyleri unutacak. Öyle ibadet edin ki, ibadette kendinizi unutun. İbadette kendisini unutan adam, elim açık mı, kapalı mı, hiç düşünür mü ya? Düşünmez. Veya ben namazdayken, işte secdedeyken ayaklarını kapattım, kapatmadım. Ya ben ayaklarım açık olmuş da, biri geldi benim namazdan sonra, işte vurdu benim şeyime, omuzuma. Ondan sonra, buyurun dedim ben. Ay, yanlış anlama dedi, namazda ben senin arka safındaydım dedi. Evet dedim ben. Siz dedi, secdede ayaklarınızı kapatmıyorsunuz dedi. Sen secdede değil miydin o zaman dedim ben de. E secdedeydim dedi. Benim ayağımda ne işin var senin dedi. Yani o da secdeye gidiyor, ben de secdeye gidiyorum.
Benim ayağımda onun namazda bir kimsenin ayağına bakmaz ki insan. Secde edeceği yere bakar diyor namazda. Öyle değil mi? Evet. E sen önüne bak kardeşim. Sen milletin ayağına ne ilgileniyorsun? Adamın ayağına ne ilgileniyor? Adamın kıyafetiyle ilgileniyor. Adamın sarığıyla ilgileniyor. Adamın işte yaptıkları hareketlerle ilgileniyor. Bunlar bizi ve etrafımızdaki insanlar. Önce bizi toplum dışı yapıyor. Ve etrafımızdaki insanlarla ilişkimizi bozuyor. Biz oturmuşuz. İnsanlar, adam oturuyor şimdi caminin, Ulu Cami'nin oraya veya herhangi bir camiye oturuyor şimdi kenara. Her içeri gireni, kılının, kıyafetinin nasıl girdiğini, nasıl çıktığını, kıyafeti nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini hükmetmek için oturmuş oraya. Ve mübarek insan, bırak insan camiye girmiş. Sen camiye girdin de şükret. Sana ne adamın kılından, kıyafetinden, saçından, sakalından? Kim karışacak ki işte? Allah muhafaza eylesin. O yüzden ilgilenmeyin kimsenin. Birisi size bir şeyi sorarsa doğru olanı söyleyin. Deme adamın omuzuna vurup da kardeşim sen nesin böyle namaz kıldın diye. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Hakkınızı helal edin. Üç ihlas tutar gerçekten. Amin. Ya Rabbi okumuş olduğumuz dualardan hasıl olan sahibi evvelen bizzat Fahri Kainası Mevcudat sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek katib münevver ruhu şeriflerini yedirdik sen vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Geçmiş bütün peygamberlerimizin oğullarına Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail Aleyhisselam'ın oğullarına, onun ehli ve itibar sahibi kiramın Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Efendilerimizin oğullarına, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve İtmiş Köşüyodan oğullarına, tabi'in ve tebe-i tabi'in efendilerimizin oğullarına edildik sen vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Yeni feyzuatlarını, teveccühlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik etme ya Rabbi. Amin. Biraz bir Fatiha şerif. Amin. Ya Rabbi okumuş olduğumuz dualardan asıl olan sahabe İmam-ı Zimam-ı Acem-ı Hanefi, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbel Hazretleri'nin onlarına, birimiz bir Seyyid Abdülkadir Gelani, Seyyid Ahmet Arrufa'yı, Seyyid Ahmet El-Bedevi, Seyyid İbrahim Dursiki, Şeyh Abul Hasan-ı Şazeli, Şah-ı Nakşibendi, Muhammed-i Fahattin, Hacı Beytaş, Veli Hacı Bayram, Veli Mevlana Celaleddin Rumi, Muhammed İftihad Hazretleri ve bütün pir efendilerimizin onlarına edildik sen varsa ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Senin feyzatlarını, teveccühlerini, şefaatlerini üzerlerinden eksik etme ya Rabbi. Amin. Dert bir Fatiha şerif. Amin. Ya Rabbi okumuş olduğumuz dualardan asıl olan sahabı bütün velilerin, evliyaların, dervişlerin, mürşidi kamillerin, müminlerin ruhlarına, hasreten üstadımız sultanımız Bayındır Hacı Mustafa Efendi Hazretlerinin varız kusurlarını cebde şetatların ruhlarına yedirdik sen vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Kalemizden ve akrabat tarikatımızdan gelmiş ve geçmişlerimizin ruhlarına Mehdi Aleyhisselam'ın varız kusurlarına, burada bulunan ve bulunmayan kardeşlerimizin ruhanetlerine, Bursa Evliyallah'ın ruhuna ve yaşayanların ruhanetlerine, tüm ümmet-i Muhammed'in ruhaniyetine, derviş, dervişan, mürşid, mürşiden ve ehli imanın doğrularına ve yaşayanların ruhaniyetlerine hediye edildik sen vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Sedar eyle ya Rabbi. Amin. Ümmetlerin fevcatlarını, teveccühlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik etme ya Rabbi. Amin. Estağfurullah, 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 la ilahe illa ve hayyel kayyume ve etubu ileyh. Estağfirullah el-Azim. Estağfirullah el-Azim. Estağfirullah el-Azim. Estağfirullah el-Azim.
kalbi yanma sivallah. Allah.
الحمد لله رب العالمين الفاتحة على الصلاة آمين دستور يا